güzel bakıyorsun sen. Yakışıklı. Bak bak bak, gülmemi yapıyorsun sen. Merhaba Yasemin. Merhaba. Buyurun. İyi günler Leyla. Size de hoş geldiniz. Doğrusu hiç hoş gelmedim. Çağnur Hanım, ne oluyor, öğrenebilir miyim? Ben buna müsaade edemem. Anlamadım. Torunumun göz göre göre erimesini seyredemem ben. Kimsenin böyle bir şey yaptığı yok zaten. Bunu münakaşa ederek vakit de kaybedemem. Şahnur Hanım. Dinleyin. Bir dakika. Benim torunumun acilen tedaviye ihtiyacı var. Hemen en kısa zamanda Amerika'ya gidiyoruz. Orada ne kadar süre gerekiyorsa kalıyoruz. Tedavisi neyse yaptırıyoruz o kadar. Bakın Şahnur Hanım. İstersen sen de bizimle gelirsin. Oğlun başında durursun. O karar sana ait. Hayır, bunu yapamazsınız Şahnur Hanım. Yaparım Yasemin. Hayır, yapamazsınız. Aklınıza geldiği an kapıya gelip burada oğlumla ilgili ne yapacağımı söyleyemezsiniz bana. Söyleyeceklerim bitmedi Yasemin. Özlemişsin sen İstanbul'u. Sadece İstanbul'u mu dayı? Ben artık dönmeyeceğiz sanmaya başlamıştım. Ben de. Ama güvenliğimiz için tutuyormuş bizi hiç kimse. Doğru. Öyle dedi ayrılırken. Nasıl geçti uçuşunuz? Uzun. Zaman geçmek bilmedi buraya gelene kadar. Geçmiş olsun, bitti artık. Beni bekleme. Bunları al sen. Tamam hanım. Buraya kadar beyler. Bir daha görüşmeyeceğiz artık. Hoşça kalın. Gerçekten bitti bu iş galiba. Evet, bitti. Eşref ne yaptı acaba? Varmıştır şoktan dedesinin yanına. Ararım birazdan. Geldiğimizde söylerim. Hadi binip eve gidelim. Sen git dayı. Ben önce bir Yasemin'e gideceğim. Tabii oğlum. Tabii. Aklınıza geldiği an bu kapıya gelip burada oğlumla ilgili ne yapacağımı söyleyemezsiniz bana. Söyleyeceklerim bitmedi Yasemin. Thank you.
Buraya döndükten sonra da Ömer benim evimde kalacak. Oğlumu alamazsınız benden. Asla, asla buna izin verme. Ömer benim torunum, geleceğim, soyumun devamı, her şey. Torunumu kimseye emanet etmem. Hem senden izin isteyen yok. Ağam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin ağam. Hayırdır çocuklar? Ağam. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Hoş geldin ağam. Hoş geldin ağam. Fidan. Fidan. Pala. Dualarımı kabul ettin ya Rabbim. Ah Palam, ah. Çocuklar nasıl? Haldun nasıl? İyiler. Hepimiz öldük meraktan. Ne oluyor kız? Çok mu hasretliğimi çektin? Aman Palam. Ne oldu? Niye böyle bakıyorsunuz? Anne? Anne! Anne! Yasemin! 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 Yasemin. Bizim doktor arıyor. Hayırdır inşallah. Alo? Ne? Öyle mi? Tamam. Tamam peki. Ablan fenalaşmış. Doktor yanındaymış, ona haber veriyor. İyi miymiş? İyiymiş. Yoldayız, gelmek üzereyiz dedi. Doktor seni gördüğümde de yanında olayım diyor. E hadi çıkıp karşılayalım. Ablam, ne oldu sana? Canım. Hadi. Fidan. Canım.
Canım tamam. Tamam. Sakin ol canım. Sakin ol bir tane. Savaş. Ne yapıyorsun sen? Yasemin tamam. Neler hissettim biliyor musun? Bunu yaşatmaya bana ne hakkın var senin? Tamam canım tamam. Gel. Tamam. Tamam. Canım. Ne oldu bana? Şok geçirdin, bayıldın. Bayıldın mı? Ömer? Annen yanında, merak etme. Doktor çağırdık, yatıştırıcı verdi sana. Bir saattir falan uyuyorsun. Buradayım canım, buradayım. Buradayım canım, buradayım. Rüya gibi geliyor hala. Gözümü kapatmaya korkuyorum. Sanki açınca göremeyeceğim seni. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey. Beni affet diye girmeye hazırlanıyordum kapıdan. Gidersen gelme demiştin ya. Geldim. Beni geri çevirme. Sensiz olamıyorum demeye hazırlanıyordum. Yine söyle. Sensiz olamıyorum. Bana bu kadar acı yaşatma Savaş. Sana aşık olmak bu kadar acıtmasın canımı. Haklısın bir tanem. Ne desen haklısın. Çok seviyorum seni. Beni sakın sensiz bırakma bir daha. Duydun mu? Sakın. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Al abla. Bir tane de akşam içecekmişsin. Öyle dedi doktor. Oğlum. Ah oğlum yaşıyormuş Fidan. Biliyorum abla. Anlattı Pala. Ya, ya. Çok şükür, çok. Nerede şimdi peki? Yasemin'e gitmişti benden ayrılıp. Gelecekmiş. Yoldayken aradı az önce. Gelecek. Çiçeğe haber verin. Olur ablam, hallederim. Sen yorma kendini. Nazan'a da, o da gelsin kardeşini görmeye. Ha? Tamam ablacığım. Çok şükür.
Ağam. Ağam hoş geldin. Ağam hoş geldin. Ağam hoş geldin. Sağ ol. Ağam hoş geldin. Sağ ol. Hoş geldin ağam. Sağ ol. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk yengem. Savaş. Nasıl oldun anne? Nasıl olayım? Senin gördüğün ne ki? Ben o kısacık zamanda bile ne olaylar yaşadım o barda. Bir gün bardan çıktım. Kapının önünde adamın biri almış eline bir bidon benzini. Sevgilim beni bu barda terk etti, yakacağım barı diyor. Hadi canım. Gerçekten. Ay polis gelene kadar zar zor ikna ettik adamı. Kardeşim yapma etme. Sonra bir daha geldi mi? Gelmez mi? 3 gün sonra yeni sevgilisiyle geldi hem de. Ne oldu? Hiç. Çok güzel gülüyorsun. Bir şey söylemek istiyorum. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor, farkındayım. Perişan oldum. Çok sarsıldık oğlum. Biliyorum anne. Zaten bununla ilgili bir şey söyleyeceğim önce. Ben çok üzgünüm. Elimde olmadan bu kadar üzülmenize neden olduğum için. Ama hep beraber atlatacağız bu sarsıntıyı. İnşallah. Hep beraber derken sadece bu sofrada toplananları kastetmiyorum. İsimlerini andığım an, yüzlerini gördüğüm zaman yaşadığıma şükrettiğim insanlardan da bahsediyorum. Bunlardan biri Yasemin. Diğeri de oğlum. Evet. Benim bir oğlum var. Adı Ömer. Ömer benim özbeöz oğlum. Yasemin'in mi oğlu? Yasemin'le benim oğlumuz. Yaşadığın tek sarsıntı benim dönmem değildi anne, biliyorum.
Bir torunun olduğunu öğrenmek de sarstı seni. Ama yeteri kadar üzüldük. Artık oğlum her aklıma geldiğinde bir tedirginlik taşımayacağım içimde. Açık açık. Göğsümü gere gere seveceğim Ömer'i. Anne, Ömer'i görmen lazım. Sanki babasını bekliyormuş. Nasıl huzurlu? Yukarı çıktık, 2 dakika sonra melek gibi uyudu. Sen nasılsın kızım? Başın dönüyor mu hala? Yok, daha iyiyim, merak etme. Ömer'den bahsettin mi Savaş'a? Ya hiçbir şey düşünecek halde değildik ki. Ama söyleyeceğim, hemen söyleyeceğim. Nasılsın anne? Daha iyisin değil mi? Kötüyüm diyebilir miyim? Sen buradasın, yanımdasın. Sesini, soluğunu duyuyorum. İyiyim çok şükür. Allah'tan başka ne isterim? Ben de iyiyim öyleyse. Yalnız Savaş, Ömer'le ilgili söyleyeceklerim var sana. Konuşuruz anne. Bak, ben buradayım artık. Acele etme. Önce bir çiçekle konuşmak istiyorum ben. Savaş, daha fazla üzüntü istemiyorum oğlum. Ben de anne. Güven bana. Ha. Ablamı burada gördüğüme çok sevindim. İyi etmişsin çağırmakla. Keşke Mustafa'm da olabilseydi. Film izlemeyi sever misin? Evet tabii. Sen? Ne izlemek istersin? Bilmem. Hadi bakalım. Seç bakalım. Güzel film. En sevdiğim filmdir. Gerçekten mi? Benim de. Karar verdin mi? Aşkın müziği. Bence de. Ne o yakışıklı? Yatmaya mı? Evet dayıcım. Gel bakayım sen şöyle. Oh. Savaş. Özledim ben de. Sarılamadım sana doya doya. Allah bağışladı seni bize. Sağ ol abla. Sen de hoş geldin evine. İnsanın çocuğunu özlemesi çok zor Savaş.
Zaten sen de biliyormuşsun ya. Hadi yatma. İyi geceler. Gel bakalım. Anneciğim, burada kalacaksın değil mi? Gitmem lazım oğlum. Benim evim orası. Hem senin de artık iki evin var, fena mı? Ben o adamı sevmedim. Gelmeyeceğim bir daha. Aa, neden oğlum? Bora seni çok sevdi. Yoksa yalnız yatmanı istediği için mi? Oğlum hani sen kocaman delikanlı oldun ya artık. Bora o yüzden. Hani artık büyüdün. Yalnız uyumaktan korkma, cesur ol diye. O yüzden de sen yokken hep azarlıyor beni. Azarlıyor mu? Nasıl yani? Barancığım, belki sen yanlış anlamışsındır ha? Meyve suyunu dökünce kızdı bana, bağırdı. Oyuncaklarını oynarken de ne biçim çocuksun dedi. Ben ondan korkuyorum. O eve gitmeyeceğim bir daha. Sen burada kal, ne olur anne. Peki oğlum. Üzülme sen. Hadi uyu artık. Uyu güzelce. Tamam mı? Önemli biri değil. Yasemin Hanım. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim. Rica ederim Yavuz Bey, buyurun. Yasemin Hanım, ben bu dönem sizi hiç yormak istemiyorum aslında ama... Estağfurullah, buyurun. Acaba siz de daha iyiyseniz? Yarın bir toplantı yapabilir miyiz? Kampanya için. Tabii tabii. Ajansa buyurun isterseniz. Eminsiniz değil mi? Yormak istemem sizi. Merak etmeyin. İki diyelim mi? Peki, iki diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Çek. Konuşalım biraz. Tabii. Bunun profesyonelce olduğundan emin değilim. Evet. Pardon. Evet. Evden arıyorlar, bakmam lazım. Tabii. Efendim Ayşe Hanım. Bu ne anlamı? Anladım. Tamam, geliyorum ben. Lara odasından çıkmıyormuş. Yemek de yememiş. Aa, neden? Okulla ilgili problemleri var. Aslında onun dilinden çok iyi anlayan bir ablası var ama görüşemiyorlar şu aralar.
Lara da yine içine kapandı işte. Gitmem lazım. Kusura bakma Pelin. Tabii git sen. Savaş, ben getirseydim. Bir dahakine sen getirirsin. Nasılsın Savaş? Daha iyiyim. Ne güzel hayatta olman. Sağ ol. Ne söyleyeceksin bana? Çiçek. Ben Yasemin'le evlenmek istiyorum. Biliyorum. Doğrusu bu. Şaşıracak bir şey yok Savaş. Senin kalbin Yasemin diye atıyor. Kör olmak gerek bunu görmemek için. Bense kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Engel oluyorum sana. Yok hayır, sen değilsin engel olan. Keşke bu evde olmasaydım. Ama kapalı bütün yollar. Gün oldu, madem buradayım o zaman unutayım nedenini. Savaş'ın karısı gibi davranayım dedim. Uğraştım, çabaladım, olmadı. Bu elbiseyi ben dikmedim üzerime. Onun içinde oturmadı zaten. Sağından solundan sarktı. Rüküş bir gelin bozuntusu olup çıktım. Kendine çok haksızlık ediyorsun. Doğru değil bu. Sen bu kadar aşıkken hiç istemezdim kendim burada ruhum başka yerde yaşamanı. Ama bu kan davası boğdu bizi Savaş. Sen de, ben de, Yasemin de kadere kurban olduk. Hatta sadece biz değilmişiz. Ömer de öyleymiş meğer. Ben bu kötü durumu değiştireceğim Çiçek. Kimsenin canı yanmadan. Sana bir şey olmadan değiştireceğim bunu. Sana söz veriyorum. Laracığım. Lara lütfen aç kapıyı konuşalım kızım. Lara. Lara. Hadi kızım aç kapıyı. Affedersiniz, konuşabilir miyiz? Ne, hayır, imza vermiyorum. Hayır, onun için değil, İzabel hakkında. Röportaj da vermiyorum. İyi, ben de gazeteci. Kimsiniz? Ben sizinle tanışmak istiyorum. İzabel sizden bahsetti. Bakın, pek anlayamadım. Tam olarak kimsiniz? Size benden bahsetmedi mi? Hayır. Bir şey söylemedi mi gerçekten? Hayır. Saçının her telini seviyorum. Bana bakarken gözlerini seviyorum. Doyamıyorum ki sana bakmaya. Arasana. Kendin söyle sesini duyayım. Yüzüne söylesem.
Duramadım evde. Daha fazla duramadım. Dayanamadım, sana geldim. Canım benim, canım. Hadi gel, üşüyeceksin. Ne düşünüyorsun? Ne kadar şanslı olduğumu. Öyle mi? Hı-hı. Ben yaşadığımı asıl ne zaman hissediyorum biliyor musun? Ne zaman? Senin beni sevdiğini hissettiğim zaman. Bu hayat denen şey var ya, sadece sen varsan bir şey ifade ediyor bana. Ne oldu? Kötü bir şey söylemedim biliyorum. Söylemedim. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Ben de. Ama sadece yanımda olduğunu hissetmek istiyorum şu an. Sadece ikimiz. Beklesin söyleyeceğin şey. Şu an sadece sen varsın benim için. Ben bu kadar uyumazdım ama. Kolay mı Pala? Günlerin yorgunluğu. Sahiden neler geldi başımıza. Savaşı kaybettiğimizi sandık. Sen ortada yoktun. Yaralarımı sarayım. Payıma düşmüyorsun belki, hakkım değilsin. Yine de gel, bir senin yanında ben olayım. Saklasın bizi boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. Kuralına uymaz hayatın, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. Kuralına uymaz hayatım, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar.
Pala. Ha. Haldun. Ne oldu Haldun'a? Sen yokken Haldun kayboldu Pala. Hiçbir şey anlamadık. Döndüğünde de doğru düzgün bir şey anlatmadı. Birileri kaçırıp bir yerde bekletmiş. Sonra da geri getirmişler. Gözleri bağlıymış. Hiçbir şey görmedim Yeter. Diyor. Şaşırmadın. Pala. Yoksa haberin var mıydı? Yok Fidan. Nereden haberim olacak? Neler oluyor Pala? Neredeydiniz? Van'a gidiyoruz dediniz. Van'dakiler geldi. Onlar İran'daydı dediler. Ne işiniz vardı İran'da? Aşiretle ilgili işler işte Fidan. Hallettik geldik. Boş ver şimdi bunları. Geldim. Buradayım işte bak. Sapasağlam karşındayım. Üzme tatlı canlı bunlarla güzel karım benim. Hadi inelim kahvaltıya beklerler. Üzgün olmasın anneannem. Neden giyinmedin yavrum? Okula gitmeyeceğim ben bugün. Göndermedim hep beraber olalım diye. Ya o zaman ben de okula gitmeyeceğim. Annenle babandan izin al öyle. Nerede kaldı onlarda? Geldik abla. Günaydın. 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 Savaş kalkmadı mı da? Savaş yok. Gitmiş geceliği. Peki. Afiyet olsun. Sağ ol. Buyurun dayı. Sağ ol kızım. Bizi arayacaksın değil mi babası? Her zaman. Her dakika. Tamam güle güle. Oğlum. Gel bana. Ah, ne var? Güle güle yap babaya. Güle güle. Otur bakalım sen burada. Savaş gitti mi? Ha, gitti şimdi. Yasemin, ben düşündüm de birkaç gün kendi evime gideyim kızım. Siz de savaşla baş başa kalın biraz. Yok anne ya, ne gereği var bunun? Ben öyle istiyorum kızım. Lütfen. Gelirim yine nasıl olsa. Ha? Oğlum at, at. Aferin sana. Haldun. Efendim babacığım. Oğlum. Ben senin bu kadar büyüdüğünü fark etmemişim. Nereden çıktı bu baba? Benim her canı acıdığında annesine koşan küçük Haldun'um meğer kocaman adam olmuş. Olgun, sır tutan bir erkek olmuş. Sağ ol oğlum. Beni annene karşı zor durumda bırakmadığın için. Annemi telaşlandırmak istemedim baba. Aferin benim aslanıma. Haldun. Çok korktun mu? Yani bunlar seni... Hayır baba. Merak etme korkmadım. Hem beni kurtaracağını biliyordum.
Efendim Çiçek. Merhaba abi. Haberi duydun mu? Yok. Ne haberi? Savaş yaşıyormuş abi. Ölmemiş. Dün eve geldi. Öyle mi? İnanamıyorum. Peki nereden çıkmış bu ölüm haberi? Bilmiyorum. Belki sana bir haber gelir sonra. Belki. Öyleyse ne diyelim? Gözün aydın, sevindim. Çiçek. Niye sustun? Çok iyi bir haber almışsın ne güzel. Abi. Aslında konuşmak istiyorum ben seninle. Anlatacaklarım var. Önemli. İyi misin sen? Hı hı. Evet. Konuşuruz. Tamam. Akşam olur mu? Olur abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Oldu mu şimdi? Karıştı ne var ne yoksa. Affedersiniz. Kaç kere söyledim şirket kayıtlarına dikkat edin. Belgelere sahip çıkın diye. Siz her şeyi yerlere saçın. Bir daha olmasın. Günaydın. Günaydın Yasemin Hanım. Günaydın Yasemin Hanım. Günaydın. Günaydın, nasılsınız? Hoş geldiniz, sağ olun. İyiyiz. Hoş geldin Yasemin. Nasılsın? Daha iyi görünüyorsun. Evet, daha iyiyim. Geleceğini duyunca şaşırdım. İşe dönmeyi düşünüyordum aslında. Yavuz Bey de toplantı isteyince. E tamam, sana iyi gelecekse. Gelecek. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen mi? Anladım efendim. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba Çiçek Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler Hakan Bey. Ben de sizi arayacaktım. Lara'yı merak etmiştim. Lara pek iyi değil maalesef. Neden? Yine içine kapandı birdenbire. Konuşmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum ama ona ulaşmakta sizin kadar başarılı olamıyorum. Dün akşam tek kelime konuşmadı benimle. Ben de ilgilenemedim bu ara. Bir gün buluşsak belki yardımcı olabilirim. Çok iyi olur Çiçek Hanım. Yani eğer bu akşam uygunsanız bizde ya da dışarıda buluşabiliriz. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Teşekkürler. Efendim Dila. Hakan Bey. Dün maliye denetleme sonuçları temiz çıkmıştı ya. Evet. Bugün daha da iyi haberlerim var. Bankalar blokeleri kaldırmışlar. Ne? Nasıl yani? Ama bu nasıl olabilir Dila? Ne oluyor böyle birdenbire? Vallahi ben de bilmiyorum Hakan Bey. Birden sanki sihirli bir değnek dokundu bize. Keşke bunu savaşta görebilseydi diyorsun değil mi? Evet. Adını, şirketini temizlemek için bunca mücadele ettikten sonra bunu görebilmeliydi. Ne demek bu şimdi? Efendim? Savaş? Savaş Bey yaşıyormuş ha. Çok şükür. Hakan Bey eminsiniz değil mi? İnşallah. Söylediğiniz doğru değil mi? Doğru evet. Gözünüz aydın. Teşekkür ederim hepimizin. Yaşıyormuş. Çok güzel. Harika bir haber. Aa, inanamıyorum ya. Evet.
Çok şükür. Çok iyi oldu. Çok sevindim doğru. Yasemin Hanım, sizin için de uygunsa bu ara kampanya hazırlığını biraz hızlandırsak iyi olacak. Haklısınız Yavuz Bey. Ben de aynı fikirdeyim. Bir an önce hızlanmamız gerekiyor. Mesela şu bahsettiğimiz tanıtım toplantısını artık gündeme alsak. Mutlaka. Ceyda, sen hazırlanır mısın bunun için? Tabii. Böylece hem müşterilerle sıcak bir ilişki kurulmuş olur. Hem de ürünleri tanıtma fırsatı bulmuş oluruz. Bakın, bunun içinde yaptığımız lansman çalışmalarından örnekler var. Siz bunlara bakın, aklınızdakine yakın bir şey varsa ona göre karar verirsiniz, gerisi kolay. Bu mesela. Ne desem az kalacak Savaş, inanamıyorum. Biliyorum dostum, biliyorum. Onun için hoş geldin yeter. Hoş geldin Savaş. Hem de nasıl hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sevindik. Hoş bulduk. Savaş Bey, çok hoş geçmiş olsun. Biz zaten hiç inanamamıştık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sizi böyle gördükçe yaşadığına daha çok şükrediyor insan ya. Hem durun bakalım, daha bir yere gittiğimiz yok. Teşekkür ederim hepinize. Hoş geldin. Bora, farkında mısın? Ben Nazan. Hoş geldin dedim sana. Duyabildin mi? Duydum Nazan. Ben de sana dün gece neredeydin diyeyim o zaman. Eve niye gelmedin? Annemlerdeydim. Nerede olacağım? Kardeşimin yaşadığını öğrendim. Kalkıp nasıl gelseydim? Gözün aydın. Çok sevindim. Peki bana niye haber vermiyorsun? Ben neciyim burada? Kalacağımı söylemek için aradım ama açmadın. Asıl sen neredeydin? Bırak bunları şimdi. Savaş'ın ölmediğini niye söylemedin bana? Ben orada senin hakkın, hukukun için uğraşıp duruyorum. Sen bana kardeşim hayatta, yönetim boş kalmamış bile demiyorsun. Ne biçim iş bu? Pes! Savaş'ın hayatta olması sadece bu yüzden ilgilendiriyor seni, değil mi? Sen ne biçim bir adamsın ha? Kardeşimin ölüm haberi geldiği gün holdinge koştun be. Şimdi utanmadan bir de neler söylüyorsun? Senin niyetin ne Bora? Bana bak, saçmalama Nazan. Niyetim neymiş? Seni bu aptallığına daha çok kandırırlar kızım. O holding kimin ha? Kimin? Bak, Savaş geldi, sakladıkları parayı çıkardılar hemen. Daha dün para yok, pul yok diye dolanıyorlardı bize koklatmamak için. Yeter! Sus! Daha fazla rezil etme kendini karşımda. Senin kabahatin bir değil, iki değil. Ne demek bu şimdi? Baran'a neden kötü davrandın? Ha? Yanımdayken oğlum oğlum diye seviyordun. Ben çıkınca neler yapmışsın çocuğa? Hiçbir şey yapmadım ben. Çocuk bu, yalan söylüyor. Bora! Bak. Baran'a iyi davranacaksın. Anlıyor musun beni? Davranışlarına dikkat et. Ayrıca bu para pul meselesini de kaldır kenara. Artık duymak istemiyorum. Nazan, bunu nasıl söyleyebilirsin? Ajans kurduk. Bir sürü harca borca girdik. Hakkın olanı alalım da düze çıkalım diye uğraşıyorum. Nerede bu ajans Bora? Şu ajansı bir görmek istiyorum. Neden gitmedik ki bugüne kadar? Evet. Buna da karar verdiğimize göre tarihi belirleyelim isterseniz. Tabii. Pardon. Efendim? Sesini duymak istedim. Çok iyi ettin. Neredesin? Holding'deyim. Nasıl, her şey yolunda mı? Evet canım. Güzel bir haberim var sana. Sonunda kendimizi aklayabildik. İşler yoluna giriyor. Giden müşteriler geri gelmeye başladı bile. Çok sevindim Savaş. Savaş. Akşam beraber yemek yiyelim mi? Hem söyleyeceklerim vardı senin.
Evet var. Kaçta alayım seni? Bilmem ki, ben seni ararım, olur mu? Tamam, gecikme ama. Anlaştık. Görüşürüz. Hoşça kal. Yasemin Hanım, ben doğru mu anladım? Eşiniz? Evet. Çok sevindim Yasemin Hanım. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani bilseydim asla böyle bir günde toplantı istemezdim. Yok yok, aslında tam günü bugün. Ben iyiyim. Vay be dayı. Seninle burada yine karşılıklı kahve içmek de varmış ha. Ya Savaş, öyle. Yalnız şu adam. Hiç kimse. Mert adammış. Sözün neriymiş. Öyleymiş. Baksana. Adam bize bir söz verdi. Uyuşturucu iftirasından kurtulduk. Ardından her iş yoluna giriyor. Helal olsun. Kurtulduk dayı. Kurtulduk. Bütün dertler, acılar geride kaldı artık. Holding'in işleri açılacak. Para akışınız başlayacak demişti. Onu da halletti. Tertemiziz artık. Bundan sonra sıkıntı yok artık dayı. Rahatız. Oh be oğlum. Oh be. Benim kalbim dururdu herhalde Yasemin. Çok acayip bir şey bu yaşadığın. Benim de duracaktı az daha. Ama bu yaşanacak sarsıntıların en güzeli herhalde. Neyse, bunu çok konuşmak istemiyorum. Kusuruma bakmazsın değil mi? Yo, anlıyorum tabii. Ha, aklıma gelmişken Sevgi'den haber var mı? Dubai'de hala. Hala mı? Ya orada birine takıldı galiba ama boş ver şimdi, sen düşünme bunları. Nasıl düşünmeyelim Ceyda? Müşteriler iş bekliyor. Bizim iş gezilerini uzatacak şansımız mı var? Yakında bir karar verir herhalde. Herhalde. Çiçek. Anlat bakalım. Nedir söyleyeceğin önemli şey? Biz Savaş'la boşanıyoruz abi. Ben sana ne diyorum Çiçek? Sen hala durumun korkunçluğunu kavrayamadın galiba. Abi sakin ol lütfen. Savaş çok kararlı. Kimsenin canı yanmadan çözeceğim bu işi dedi. O söylediğimi yapar biliyorsun. Yılların töresini Savaş mı değiştirecekmiş? Aklın alıyor mu bunu? Abi ama Savaş öyle diyorsa, o beni tehlikeye atmaz ki. O da biliyordur bütün bunları. Nasıl yapacağını düşünmüştür mutlaka. Bu masallarla aşiret yürümüyor Çiçek. Sen bunları bilmiyor musun? Hayır abi. Kan davası başlamayacak. Biliyorum. Güveniyorum Savaş'a. Güzellik. Sen görebildiğin için o güzellik. Hazırsan çıkalım hadi. Biliyorum bana kızacaksın ama. Ne oldu? Bu gece çıkmasak olur mu? Evde olsak. Tamam canım. Nasıl istersen.
Nerede benim oğlum? Ona geldi bunlar. Çocuğu neden benden sakladılar ki Pala? Abla, savaş haksız mı? Bir düşün bakalım. Korktular senden. Yasemin yüzünden inlettiğin yeri göğü. Ayırmak için neler yaptın? E onlar ne yapacaktı bu durumda? Ben torunuma ne yaparım ki Pala? Torunum benim kanım, soyum. Aşiretimizin geleceği o. Orası öyle. Abla? Pala, kabahatim büyük biliyorum. Çok estim gürledim zamanında. Şimdi görüyorum bunları. Artık her şey savaşımın dediği, istediği gibi olacak. Doğrusu da bu zaten. Madem oğlum karımdır demiş, Yasemin de benim gelinimdir öyleyse. Torunumun anası kabulümdür. Öyle değil mi? Peki Çiçek? Çiçek ne olacak? O çok büyük mesele işte. Uykularım kaçıyor Pala. Ne olacak? Tekrar kan akmaya başlamadan nasıl çözeceğiz bu meseleyi ben de bilmiyorum. Beğenmiş mi oğlum oyuncaklarını ha? Söyle bakayım babaya. Oo. Böyle güzel beğendim demek var mı ya? Yemek hazır sayılır. Oğlum, öp babayı bir daha. Öp. Oo. Bunları da yemekten sonra açarız. Tamam mı? He? Tamam mı he? Çiçek Hanım, kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim. Estağfurullah Hakan Bey, buyurun. Benim açıkçası yardımınıza ihtiyacım var. Hayırdır? Lara, notları berbat. Bir sürü devamsızlık yapmış. Ben onunla konuşmaya çalıştım ama... Odasına kapandı değil mi? Evet, saatlerdir çıkmıyor. Konuşmuyor da... Artık korkmaya başladım. Yani acaba düşündüm de siz... Ben mi? Biliyorsunuz Lara sizi çok seviyor. Ve sizinle dertleşmekten çok hoşlanıyor. İyi ama ben... Sizi zor durumda bırakmak istemiyorum ama inanın... Peki geliyorum. Çok teşekkür ederim Çiçek Hanım. Aç bakayım oğlum ağzını. Hop. Aferin oğluma. Yasemin. Bak bakayım bana bir. Neyin var senin? Bir şey de yemedin doğru dürüst. Kötü bir şey mi söyleyeceksin bana? Söyleyeceğim şey Ömer'le ilgili.
Efendim Sevgi. Nasılsın Ceyda? İyi, çalışıyorum. Sen? Ceyda, ben buraya yerleşiyorum. Ne? Nasıl yani? Basbaya, sana anlattığım Murat var ya. Harika gidiyoruz Ceyda. Resmen yıldırım aşkı bu. Ne güzel. Peki işleri ne yaptın? Görüştün mü adamlarla? Evet evet, her şey yolunda, merak etme, pürüz yok. Murat da çok yardımcı oluyor. Zaten her konuda öyle yardımcı ki bana. Peki sen oraya yerleşirsen burası, yani ajans ne olacak? Yasemin'le ikiniz alın benim hisseleri işte, olmaz mı? Ben aradım ama ulaşamadım Yasemin'e. Sen söylersin ona da. Avukata talimat vereyim, halledin. Murat'la çok güzel bir uyum yakaladım Ceyda. Hep özlemini çektiğim aşkı iş için bir haftalığına geldiğim bir ülkede buldum. İnanılmaz değil mi? Belki de son şansım bu. Kaçırmak istemiyorum. Beni anlıyor musun? Tabii tabii, haklısın. Olamaz. Benim oğlum Nösemi olamaz. Belki de yanılmışlardır Yasemin. Kaç doktor gördü şimdiye kadar Ömer'i? Ömer'in doktoru gayet iyi Savaş. Beni bir dakika bir dinler misin lütfen? Olmaz. Mutlaka başka doktorlar da görmeli. Bizim hemen yurt dışına gitmemiz gerek. Tamam bak, dinle. Tabii ki gideriz. Dünyanın öbür ucuna bile gideriz. Ama önce bir yarını bekleyelim. Neden bekliyoruz Yasemin? Zaman kaybetmek için mi? Gidelim baksınlar. Oğlum hasta olmadığı çıksın ortaya. Hayır canım, tabii ki zaman kaybetmeyelim. Ama inşallah hasta olmadığını zaten yarın öğreneceğiz. Yarın mı? Nasıl? Hayrola Çiçek? Hayırdır, nereye bu saatte? Abime. Abim çağırdı Şahnuran'a. İyi, peki madem. Birkaç gün önce bir test yapıldı Ömer'e. Ne testi, bu nedir? Ya hastalıkla ilgili kesin sonuç bu test sayesinde alınacakmış. Yarın randevumuz var doktorla. Her şey belli olacak. İnşallah iyi haber alacağız. Yarın. İyi akşamlar Hakan Bey. Merhaba. Sizi de akşam akşam rahatsız ettik. Kolay buldunuz mu? Bir üst sokakta inmişim taksiden. Ama kolay buldum. Hala odasında mı? Hı hı. En sevdiği şeyi bile yaptım. Patates kızartması. Bana mısın demiyor. Affedersiniz. Bir de sizi içeri davet etmiyorum. Buyurun lütfen. Dışarıda kaldınız. Alayım ben paltonuzu. Teşekkür ederim. Gaga. Gaga. Çok uzaktık birbirimizden. Yan yana değildik ki, söyleyemedim sana. Öyle çaresiz hissettim ki kendimi. Öyle çok aradım ki yanımda. Hep bir arada olacağız bundan sonra.
Sen buradaysan, yanımızdaysan her şeyin üstesinden geliriz. O kadar çok inanıyorum ki buna. Yarın her şey iyi olacak. Ben yatırayım artık. Ben yatırırım. Hadi gel oğlum. Lara'cığım. Canım ben geldim. Sen kime küstün ha? Söyle bana hadi. Yoksa uyudun mu? Ama uyumadıysan ve kapıyı açmıyorsan ben çok üzülürüm. Babanı da bir görsen öyle üzgün ki. Biliyor musun? Ben öyle çok isterdim ki senin baban gibi bir babam olmasını. Ne kadar şanslı olduğunu bir görebilsen. Notların iyiymiş kötüymüş bunlar önemli değil. Önemli olan sensin. Önemli olan etrafında seni dinlemeye hazır birilerinin olması. Bunun eksikliğini hisseden öyle çok insan var ki. Sen öyle değilsin. Hadi göster bize güzel yüzünü. Canım. Buyurun. Teşekkür ederim. Al kızım. Peki okula neden gitmedin? Oradakileri sevmiyorum. O nasıl söz Zara? Ben de orada değil miyim? Beni de mi sevmiyorsun? Seni seviyorum. Çocukları sevmiyorum. Öğretmenimi de sevmiyorum. Hem... derslerim de çok kötü. Olsun. Hep birlikte çalışıp karneni düzeltiriz. Bundan kolay ne var? Gerçekten mi? Tabii ya. Son zamanlarda çalışamadık, haklısın. Ama bundan sonra daha sık birlikte oluruz. Birlikte çalışırız ha. Ama artık çok geç oldu. Benim de evime dönmem gerek. Beni de merak ederler değil mi? Hı hı. Bana müsaade, geç oldu. Biz Lara ile bırakabiliriz sizi. Yo, zahmet etmeyin, giderim ben. Taksi çağırayım o zaman. Gerçekten zahmet etmeyin. Köşeye dönünce taksi durağı var. Gelirken görmüştüm. Hem yürür biraz hava almış olurum. Peki. Nasıl isterseniz. İyi geceler. İyi geceler. Aha, çantam. Çantanız. Ne oldu? Bodrum'a geldiğim günü hatırladım. Ömer'in benim oğlum olduğunu öğrendiğim günü. Yanına kıvrılıp uyumuştun. Geldiğimde de öyle bulmuştum sizi. Sabah uyanıp bakmıştım oğluma. Sanki ilk kez görüyormuşum gibi. Ne düşünmüştün? Baktım. Baktım yüzüne. Sonra dedim ki, şu
dünyada bir daha gece olmayacak artık. Biliyor musun? Aslında her şey o kadar da karanlık değil. İnan ki değil. Gece o kadar kolay saramaz etrafımızı. Biz çoğalırsak eğer. Ömer'e bir kardeş geliyor. Ne? Duydun işte burada. Ciddi misin? Efendim? Ha Yavuz, merhaba. Çiçek bu akşam kalacak mı diye soracaktım. Aramadı da. Ne demek akşam kalacak mı? Sana geldi ya Çiçek. Sende mi kalacak diye soruyorum. Yok, bana gelmedi. Nasıl? Ama eve öyle söylemiş. Abime gidiyorum demiş. Bana gelmedi diyorum dayı. Nerede bu kız? Bana mı soruyorsun dayı? Çiçek burada değil. Anlaşılan evde de değil. Peki nerede benim kardeşim gecenin bu saatinde? Şimdi mi arıyorsunuz? Karakollara, hastanelere baktınız mı? Hayır, biz sende diye bir yere bakmadık da. Yani ben babam olacağım tekrar. Beni de dünyanın en mutlu annesi yapacaksın. Bir tek şey istiyorum Allah'ım. Yarın doktora gidelim. Oradan yüzümüz gülerek çıkalım. Sonra da sen, ben, oğlumuz ve bir de bu ufaklık tabii. Sakin bir yere gidelim. Bayram yapalım hep beraber. İnşallah. Gidelim tabii. Evden arıyorlar ama açmayacağım. Senden başka kimsenin sesini duymak istemiyorum bu gece. Eh be Savaş. Abisine gitmediyse nereye gitti bu kız? Arabada istememiş, taksiyle gitmiş. Onu taksiyle gönderen hayvanla ben ayrıca hesaplaşacağım. Kardeşim nerede? Ağam dur, sakin ağam, ol. Sakin ol ağam. Ne yapacağımı bana öğretmeyin. Kardeşim nereye gitti? Bilmiyoruz ağam, taksi istedi. Ne oluyor ya? Nasıl bilmezsiniz ha? Nasıl bilmiyorsunuz nereye gittiğini? Niye taksiyle gitti? Niye biriniz bırakmıyorsunuz? Sakin ol ağam. Kardeşim nerede? Ağam. Ağam sakin ol. Önce sen bir sakin ol bakalım. O kız bulunacak. Eğer bulamazsanız, eğer çiçek bulunmazsa, bunun tek sorumlusu sizsiniz. Anladınız mı? Sonrasına da karışmam. Başınıza geleceklere karışmam.
Peki komiser bey, teşekkür ederiz. Oğlum nasıl bulamazsınız? Uçma diye bu kız. Tamam peki, haber verin muhakkak. Efendim Kamil. Anladım. Van'dakilerle konuştun mu? Her tarafa bakın. Kardeşimin başına bir şey gelirse hesabını hepinizden sorarım, bilmiş olun. Merhaba, randevumuz vardı bizim Yasemin Üstün. Evet Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Buyurun geçin, ben doktor bey haber vereyim. Ay elim ayağım titriyor Savaş. Tamam canım. Sakin ol. Sorulmadık yer kalmamış. Haber yok. Aşiretten arayan olmuş mu? Haber var mı? Onu da sormuşlar. Van'da da yok. Bir kadına sahip çıkamadınız. Nasıl iş bu? Nerede kardeşim ha? Nerede? Kalbini kıracak bir şey mi söylediniz? Ha? Kendine bir şey mi yaptı? Olur mu öyle şey Yavuz? Olmazsa nerede bu kız yenge? Ha? Savaş neden burada değil? Haberi var mı çiçeğin kaybolduğundan? Karısı ortada yok. Nerede bu adam? İyi günler doktor bey. Gel bir tane. Yasemin Hanım buyurun. Doktor bey sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Ha Savaş. Dayı sonra konuşalım. Savaş, çiçek kayıp. Çiçek mi kayıp? Evet. Dün gece abime gidiyorum diye çıkmış evden. Bu saat oldu, hala yok. Anladım dayı, sonra konuşalım. Ama Savaş. Dayı sonra.